Kudüs'e gidelim. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'na bağlı kültür merkezi Türk Filmleri Haftası düzenledi. Modern Türk sinemasının son örnekleri Filistinlilerle buluştu. İrem Seles'in haberi. Kapak fotoğrafını yarın ulaştırıyoruz ve yarın Özgür tüm gününü buna ayırıyor. Kudüs Türk Kültür Merkezi Filistinlileri Türk sinemasıyla buluşturdu. Doğu Kudüs'ün tek sinema salonunda bir hafta boyunca Türk filmleri gösterildi. Benim en büyük şansım babamın fotoğrafçı olması. Festival kapsamında Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası, Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı'nın Hokkabaz, Ömer Faruk Sorak'ın Aşk Tesadüfleri Sever ve Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma filmleri izleyiciyle buluştu. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Türkçe biliyorum. Hem de Türkiye'yi özledik, işte Türkçe'yi de özledik. Tabii buraya gelmekle hem de bilmiyorum bu filmde Türkiye manzaralarını, İstanbul falan veya Türkiye'yi gösterirse işte beni 30 sene ya böyle geriye alır. Cooperation with the Turkish Cultural Center. Türk konsolosluğuyla burada düzenlediğimiz ilk etkinlik. Doğu Kudüs'teki sinemalar 1987'de kapandı. Kültür merkezimiz şu an Filistin bölgesindeki tek sinema salonu. Farklı kültürleri sunmaya çalışıyoruz. Farklı türlerdeki 6 filmin gösterildiği Türk Filmleri Festivali de bu alanda iyi bir örnek oldu. Festivalin son iki gününde ise Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Bir Zamanlar Anadolu'da ve Osman Sınav'ın uzun hikaye filmi gösterilecek. Filistin toplumuna Türkiye'nin verdiği desteğin bir boyutu da moral vermek, işgal koşullarında morallerini yükseltmek, biraz dışa açmak, Türkiye'yi de tabii bu vesileyle daha iyi tanıtmak. Sinemada özellikle genç kuşaklara ulaşmak için en iyi yöntemlerden biri. Yunus Emre Enstitüsü'nün seçtiği filmler gerçekten Türk sinemasını ve Türkiye'yi çok iyi temsil eden filmler ve gençlerden ilgi var. Kültür merkezimiz yeni açıldı sayılır, birkaç yıllık bir geçmişi var. Giderek daha aktif olacak. Önümüzdeki aylarda da Ramallah'ta bir şube açılacak. Bu da Filistin'in diğer bölgelerine ulaşmaya yardımcı olacak.